Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumartesinin gündemi yine dopdolu. Bir yanda hız kesmeden süren S-400 teslimatı, diğer yanda ise İran kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı yerlere yönelik başlatılan yeni harekat, gündemin zirvesindeki başlıklar. Hem S-400 teslimatı hem de Pençe Operasyonu'ndaki yeni adımla ilgili gelişmeleri canlı yayınlarla aktaracağız. Ama önce 3. yılını geride bırakmaya hazırlandığımız o hain darbe girişimi. Öncesinde başlayan ama 15 Temmuz'la birlikte daha da güçlenen FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar 56'sı Ankara, 53'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 288 darbe davası açıldı. Duruşmalarda FETÖ'cülerden kimi itirafçı oldu, kimi yalan söyledi, senaryolar üretti ama yaptıkları cezasız kalmadı. FETÖ'cülere adeta ceza yağdı. 1198 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1029 sanığa da müebbet hapis cezası verildi. İşte Türkiye'nin FETÖ ile mücadele bilançosu. Hareket görürsünüz vurun. İstihbaratı bir atış yapın. Şunu unutmayın. Bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. FETÖ'cü hainlerin yaptıkları cezasız kalmadı. Sonları dört duvar oldu. Türkiye genelinde 288 darbe davası açıldı. 56'sı Ankara'da, 53'ü İstanbul'da, kalan 179 dava ise farklı şehirlerde görüldü. Aralarında Fethullah Gülen ve Firari İmam Adil Öksüz'ün de yer aldığı darbe girişiminin tepe yöneticileri Ankara'daki FETÖ-PDY çatı davasında yargılandı. 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Pensilvanya'da ne işin var orada? Sen bu millete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Genelkurmay karargahını basan hainlerse Genelkurmay çatı davasında hakim karşısına çıktı. İçinde eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve yaş eski üyesi Akın Öztürk'ün de bulunduğu sanıklar 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ankara'daki Akın Cürsü davası sürerken İstanbul'daki FETÖ davalarında da mahkemelerden ağır cezalar çıktı. Ana darbe davasında 87 kişinin ölümünden sorumlu bulunan FETÖ'cülere 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişiyi şehit eden FETÖ'cüler 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Dikkat çeken davalardan biri de Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı'na suikast davasıydı. Timin başındaki isim olan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı ve yanındaki askerlerle birlikte bir menfezde saklanırken ele geçirilen Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu'ya 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 3 yılda toplam 263 dosya karara bağlandı. 1198 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1029 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Yargı sadece FETÖ'cüleri cezalandırmadı. Kendi içinde de ciddi bir FETÖ temizliği yaptı. Hakimler Savcılar Kurulu, FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 4500'e yakın hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Onların yargılandığı 181 davadan da 125'i karara bağlandı. İnlerine gireceğiz dedik. İşte inlerine girdik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da ekonomik sıkıntılara karşı düzenlenen sarı yelek eylemleri uzun süredir devam ediyor bildiğiniz gibi. Bu eylemler vatandaşlık hakkı bekleyen sığınmacılara da ilham kaynağı oldu. Kendilerini siyah yelekli olarak adlandıran sığınmacılar seslerini hükümete duyurmak için Paris'in simge yerlerinden Pantheon Mozolesi'ni işgal etti. Sarı yelekli eylemcilerden sonra Fransız yönetiminin başı bu kez de siyah yelekli göçmenlerle dertte. Yüzlerce kağıtsız sığınmacı Paris'teki Pantheon Mozolesi'ni böyle işgal etti. Göçmen sorunu dünyanın en büyük sorunlarından biri. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kaçak yollarla Kuzey Afrika'dan Fransa'ya giden binlerce kişi vatandaşlık hakkı kazanmak için bekliyor.
O göçmenlerden bir kısmı Fransa sokaklarını birbirine katan sarı yelekli eylemcilerden ilham aldı ve siyah yelekliler adı altında örgütlendiler. İlk eylemleri ise Paris'in simge yerlerinden olan Panteon Mozolesi'ni işgal etmek oldu. Hükümete seslerini duyurmak için mozoleye giren yüzlerce sığınmacı oturma eylemi yaptı. Başbakan Edouard Philippe ile görüşme talep eden eylemcilere polis müdahale etti. Siyah yeleklilerden bazıları gözaltına alındı. Grup da kısa süre sonra dağıldı. Ama yaptıkları eylem tüm dünyada geniş yankı buldu. İstanbul'da Küçükçekmece'de öfkeli komşu dehşeti yaşandı. İddiaya göre site bahçesinde sohbet eden gençlerin seslerinden rahatsız olan bir adam gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçakla aşağı indi, gençleri kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Adam birden geldi. Biz sandık konuşacak, edecek. Baktık elinde bıçakla üstümüze doğru koşmaya başladı. Adam böyle sanki cinnet geçirmiş gibi bir şeydi. Gürültü yapıyorsunuz dedi. Gençleri bıçakla kovaladı. Küçükçekmece'de birkaç genç sitenin bahçesinde sohbet ediyordu. O sırada evinin camına çıkan bir adam gürültü yaptıkları gerekçesiyle gençlere bağırmaya başladı. Biz bina yanında otururken arkadaşlarım yanıma geldi, ziyarete geldiğinde alakasız bir şekilde bir bağırışmayı duyduk. Bize bağırış, bir camdan çıktı biri. Bize ters kelimeler etti. Özür diledik. Dedik abi de kusura bakma dedik, yapma dedik. Ancak konuşmak da özür dilemek de işe yaramadı. Öfkeli adam bu kez elinde bıçakla aşağı indi. Gençleri kovalamaya başladı. Adamı gördüm orada. Adam bıçak elinde, çocukların peşinde kovalıyor. Ardından apartmana tekrar girdi. Bina içerisine girdi. Ondan sonra içeride ailemle arasında tartışma geçmiş. Tekme atmış, yumruk atmış. Binada arbede yaşanırken ihbar üzerine polis geldi. Bıçaklı saldırgan şikayet üzerine gözaltına alındı. Korktum yani, çocuğun başına bir şey gelir diye endişe ettim. Başta bel ve boyun olmak üzere dayanılmaz ağrılarla ortaya çıkan fıtık artık çağın en sık görülen hastalıklarının başında geliyor. En çok yaşayanlarsa hiç kuşkusuz ofis çalışanları, yani saatlerce aynı pozisyonda hareketsiz çalışmak zorunda olanlar. Peki masa başında çalışırken bu ağrılardan kurtulmanın yolu yok mu? Elbette var. İşte uzmanından ipuçları. Boyun ağrısı, bel ağrısı geçmiyor yani. Bel, sırt ve boyun kaslarının kullanılmaması bu kasları ciddi anlamda zayıflatıyor ve dayanılmaz ağrılarla fıtık ortaya çıkıyor. Kasların neredeyse hiç çalışmama sebebine gelince sürekli aynı pozisyonda kalmak. Bu da kasların zayıflaması, yani vücudun tüm yükünün kemik ve eklemlere binmesi anlamına geliyor. Doğru pozisyon almazsak çalışma ortamında bel, sırt, boyun ağrıları, kas ağrıları, skolyoz dediğimiz bir takım eğrilikler oturmayla da ilgilidir. Özellikle bilgisayar başında olduğumuz için köprücük kemikleri ve boyun kısmı inanılmaz ağrılı oluyor. Tabii ki adı üstünde ofis çalışanları bilgisayar başında, telefon başında sürekli çalışıyorlar. Ama ağrılarının olmaması için her saat başı mutlaka ayağa kalkarak birkaç hareket yapması gerekiyor. Genelde şu şekilde yapıyorum. Yani onu bile yapmaya fırsatım, vaktim olmadığı için açıkçası onu da yapamıyorum. Ama bacaklarda şişlik oluyor. Boyun hareketleri yapabiliriz. Öne, arkaya ve yanlara. Masaj aletlerini kullanabiliyorum. Onun dışında sıcak kremler yapıyorum, sıcak kompleksler. Elimizi açıp kapamak, parmaklarımızı oynatmak, dirseğimizi oynatmak, omuz ve boyun hareketlerini yapmak insanı mutlaka rahatlatacaktır. Çok ağrım olsa kaslık gevşetici, jeller, kremler, onlar. Ofis çalışanının en büyük problemi boyun, sırt ve bel ağrıları. El bileğiyle ilgili, dirsekle ilgili şikayetler, yani kas ve iskelet sistemini ilgilendiren şeyler. Aynı pozisyonda uzun süre kalmak kronik ağrılara yol açtığı için ofis çalışanlarının egzersiz yapması şart. İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık 2 sene önce sokak ortasında bir cinayet işlendi. Talihsiz bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü. Olaydan sonra genç kadının ardında gözü yaşlı oğlu ve annesi kaldı. Katil damatsa cezaevinde. Ama kalanlar için her şey bitmiş değil. Kızını kaybeden o anne damadından hala tehdit aldığını söylüyor. Ve eğer yardım etmezseniz bu evden 2 cenaze daha çıkacak diyor. Şu kızıma
Su gibi kızım yedi işte oturdu ya. Nasıl ağzına kıyar sıkar ya. Yeter artık yeter. Gözyaşları evlat acısı yaşayan bir anneye ait. Üstelik kızının katili damadı. Hem ağlıyor hem de korkuyor. Bir gün kızımın katili yani damat cezaevinden çıkar diye. Yeter artık dayanamıyorum, yardım edin bu adamdan beni. Eşi İhsan Akdoğan'dan boşanmak isteyen Şenay Akdoğan 31 Ekim 2017'de Esenyurt'ta eşi tarafından öldürüldü. Emlakçı benim kızım da. Müşteri ev göstereceğim, gelemiyormuş ki gündüz dedi, işten çıkmış dedi. Oyuna getirdi, dışarı çıkarttırdı kızımı. Bir kilometre ötede arabadan önüne kırıyor. Kızımın camı kırıp ağzına iki el ateş ediyor. Saniyesinde kızım gidiyor. Çok zor durumdayım lütfen. Acı haberle yıkılan anne Şener Koçaslan daha şoku atlatamamıştı ki cinayetin ardından kaçan damadından o günlerde tehdit almaya başladı. Kızımı öldürdükten yarım saat sonra internete atmış, bu evden bir cenaze çıkmayacak, üç cenaze çıkacak diye. Torunum ben kaçmak zorunda kaldık. Acımızı bile yaşatmadı bizim o zalim. 6 ay sonra, 7 ay sonra yakalandı. Ama tehdit alıyordum. Kapı iki kurşun koyup poşete camımın kenarına atılıyordu. Biri oğlana, biri sana diye. Gözü yaşlı anne o gün bugündür diken üstünde yaşıyor. Her yerden yardım istiyorum lütfen. Dayanamıyorum artık. Her mahkemeye girdim yüzünü gördükçe sinirlerim boşanıyor. Dayanamıyorum. O çocuk için ayakta durmak zorundayım. Tek isteği ise önümüzdeki günlerde görülecek duruşmada eski damadın serbest bırakılmaması. Yeter artık dayanamıyorum. Yardım edin bu adamdan beni çıkmamasın için. Lütfen yardım istiyorum. S-400 sevkiyatı tam gaz sürüyor. Ankara'ya bugün de yeni Rus uçakları indi. S-400'lerin gelmeye başlaması muhalefetin de dengesini bozdu. İYİ Parti'de genel başkan başka türlü konuşuyor, grup başkan vekili başka. Biraz daha. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç Marmara açıklarında yelkenli tekneyle gezintiye çıktı. Ama keyifli başlayan o yolculuk teknenin alabora olmasıyla kabusa döndü. Bir genç az kalsın kolundan oluyordu. İşte o korku dolu anlar. Yardıma gelsene kanka. Kolum sıkıştı. Acil gel kanka. Yelkenli tekne alabora oldu. Heyecanla başlayan yolculuk kabusla bitti. Ottülü gençler işte böyle ölümle burun buruna geldi. Yardıma gelsene kanka. Kolum sıkıştı. Bir dakika, hangi al sıkıştı? Şu. Büyükada eğitim kampından yelkenli tekneyle açılan ottülü 3 arkadaş Marmara açıklarında gezintiye çıktı. Eğitmenleri ise arkadaki botta onları takipteydi. Hesapta olmayan bir şey oldu. Rüzgarın ters esmesiyle yelken suya devrildi. Yelkenin halatını tutan öğrenci devrilen yelkenin üstüne uçarken diğeri suya çakıldı. O sırada öğrencilerden birinin kolu yelkenlinin halatına sıkıştı. Yardıma gelsene kanka. Kolum sıkıştı. Bir dakika, hangi hal sıkıştı? Şu. Kurtulmaya çalışsa da bir türlü başaramadı. Arkadaşlarından yardım isteyen genci boğulmaktan son anda kurtaran eğitmeni oldu. Korku dolu anlar gencin kaskındaki kameraya saniye saniye işte böyle yansıdı. Düzce'de bir anne 3 yaşındaki kızını zemin kattaki evlerinde bırakıp bahçeye çıktı. Küçük kız annesinin peşinden gitmek isteyince kendisini kabusun içinde buldu. Başı geçmeye çalıştığı demir parmaklıkların arasına sıkıştı. Anne, 3 yaşındaki çocuk başını demir parmaklığa sıkıştırdı. Onu evde yalnız bırakan annesi de en az kız çocuğu kadar korktu. Düzce'de bir apartmanın zemin katında oturan Remziye Azat 3 yaşındaki kızını evde bıraktı. Bahçeye çıktı. Ne olduysa küçük kız annesinin yanına gitmek istediğinde oldu. Başı pencerenin dışındaki demir parmaklığa sıkıştı. Çığlıkları annesini ve komşuları harekete geçirdi. Hemen itfaiye çağrıldı. Görevliler kısa sürede kurtarma operasyonu başlattı ama kız çocuğu çok korkuyordu. Onu ağlarken gören annesi de panikledi. Parmaklık genişletildi ve 3 yaşındaki çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çalıma.
Ancak bu kez de annesi evin anahtarını bulamadı. Anne gelsin oraya, kapıyı açacak, tamam mı? Evin kapı açabiliyor mu onların? Zorlamayın. Anahtar. Çilingir marifetiyle kapı açılıp anne kız buluşunca herkes rahat bir nefes aldı. Ve ATV Haber'in çok konuşulan, çok yankı bulan o görüntüsü. Günlerdir konuşuluyor, ard arda haberler yapılıyor. Ama anladığımız kadarıyla İstanbul'da işler o kadar kontrolden çıkmış ki bazı taksi şoförleri keyfi olarak müşteri seçmeye, kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almamaya, taksimetre açmayıp ücret pazarlığı yapmaya devam ediyor. Tekrar söylüyoruz, işini doğru düzgün yapan dürüst taksiciye değil sözümüz. Ama ne yazık ki her meslek grubunda olduğu gibi taksiciler arasında da çürük elmalar var. Bizim işimiz de onlar. İşte bunun son örneği İstanbul Esenler Otogarı'ndan taksiye binmeye çalışan bir yolcu. Önce gideceği yer beğenilmediği için aracı alınmadı. Yolcu duraktaki görevliye ısrar etti, başka bir taksi çağrıldı ama o da taksimetreyi açmayarak müşteriden pazarlık usulü fazla ücret almaya çalıştı. Ha beni bir dinle. Tamam, dinliyorum abi. Ben seni öyle, seni muhatap olmadım, ben öyle demedim, nereye gideceksin, ne yapacaksın filan. Sen söyledin ki terazi. Dedim ki baba bu tarafa mı? Tamam. Bu tarafa mı? Doğru mu baba? Fark eder mi gideceğim yer? Yok, dinle bir saniye. Ha. Bir dakika. Dinliyorum abi. Madem sen oradaki insanlarla muhatap oldun. Oradaki ben taksi istedim. Bana diyor ki nereye gideceksin? Ne fark eder diye soruyorum. Yok diyor buna, ona göre sana taksi çağıracağım. İyi tamam dedim. Şuraya geldi, taksi gelecek dedi bana. Demek ya tamam. O kardeşine lop patladın sen. Bak şimdi sen şimdi evet, gideceksin. Evet. Sen oradaki kahya diyorsun ki ben oradaki kahya 20 lira alacak. Senin git o zaman kahya de ki 20 lira müşteri vermedi bana, sen verdi kahyaya. Öyle bir kural var ya. Ben taksiye bindim, sen taksimetre açacaksın. Ne kadar yazarsa onu alacaksın benden. Ya in bin 10 TL'dir zaten. Tamam, 10 TL ise 10 TL alacaksın benden. Boş ver ya filmlerini. 10 TL ise 10 TL alacaksın. Filmlerini boş ver. Filmlerini boş ver diyor. O zaman bu yapmayın abi taksiciliği. Ya benim sana buraya getirme hakkım yok zaten. Bak bir. Kim diyor bunu? Ben diyorum. Sen mi diyorsun? Evet, ben diyorum, buyurun. Yani yakın mesafe alma hakkım yok diyorsun. Biz sana. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen orada. Başkalarına isyan etmişsin. Şundan konuşmuyorsun. Bundan başkalarına isyan etmişsin. Ben taksi çağırdım. Taksi istedim. Adam bana dedi ki bekle buraya, bir taksi gelecek. Taksi geldi. Şimdi ben bindim, diyorsun ki bana taksimetreyi niye açmadın diye soruyorum. Bana ne diyorsun? Orada bana indi bindi işte 20 lira alacak dediler. Abi sen müşterinin dediğini yapacaksın ya. Sen 1000 yıl gel oraya. 1000 yıl. Abi siz suç işliyorsunuz. Bir saniye. Abi suç işliyorsunuz. Abi siz suç işliyorsunuz. Ne suçu ya? Yakın mesafe alma suçu. Ya bırak sen ya, filmlerinizi ya. Film mi? Bırakın ya. Bırakın abi ya. Daha, bak daha dün gözünü seveyim ya. Daha dün oldu aynı şey, bir tane arkadaşınız men edildi. Bak bir tane arkadaşınız taksicilikte men edildi. Bir yapmış. Aynı, abi sen de yakın mesafe almıyorum diyorsun bana. Ben almıyorum abi. Küfür ettin bana. Ben almıyorum. Az önce bana küfür ettin. Ben sana küfür... Sen yalan konuştun işte. Yalan konuştum he? Evet. Ne yalan konuştum? Dur şurada abi, çek şuraya. Ben nasıl gene... taksimetresini dedim baba. Heh. İletişim hele çok hele önemlidir. Ne dedin? İletişim. Dur abi. Doğru mu? Eksik var mı? Allah için. Sen şimdi bu küfür etme yakın var mı? Taksimetre yakın var mı? Baba şimdi... Var mı yok mu ben abi? Ben sen hiç muhatap oldun mu kardeşim? Abi, ben de muhatap olacaksın ya. Sen diyorsun ki kahya oradan bana götür 20 lira dedi diyorsun bana ya. Evet, evet, evet. Öyle bir kural yok abi. Tamam öyle ben abi plakanı alırım. Ben plakanı alırım, o zaman veririm senin için. Öyle bir şey var mı ya? Sen utanmaz insan. Tamam ben utan, ben suç işliyorum. Ben suç işliyorum değil mi abi? Sen beni şikayet ettin. Hiçbir ufuk suçlu. Sen beni şikayet ettin. Ya bana ilgilendirmez Ufuk Bey. Mafya mısın? Mafya kim belli. Hadi hayırlı işler. Tamam mı? İster söylemek istediğin varsa kamerayı açayım, ona konuş. Az önce konuşurken istersen açayım, konuş. Ya, kardeşim daha dün bir arkadaşınız men etti. Arkadaşım ya şimdi ya. Bırak hadi terbiyesin. Yayınımız ATV Ana Haber Bülteni ile devam ediyor. Dün başlamıştı, bugün de devam etti. S-400 parçalarını taşıyan 4. Rus uçağı da bu sabah Mürted Hava Üssü'ne indi. Sistemin komuta kontrol merkezinin önemli parçaları özel olarak hazırlanan hangarlara indirildi. Uçak yükünü boşalttıktan sonra Rusya'ya doğru havalandı. Sevkiyat önümüzdeki günlerde de devam edecek. En son adımda da sistemin asıl önemli parçaları olan füzeler gelecek. Ancak hava yolu riskli olur düşüncesiyle füzeler deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırılacak. Müzik
Türkiye S-400 savunma sistemlerini, bakınız, alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. S-400 teslimatında ikinci gün. Bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Dün gerçekleştirilen sevkiyat sonrası S-400 sisteminin parçalarını taşıyan 4. Rus uçağı da sabah saatlerinde Mürted hava üssüne teker koydu. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bakanlık kısa bir açıklama yaptı. Malzemelerin sevkiyatı devam etmekte. Bu kapsamda 4. uçak Mürted hava meydanına indi denildi. Herhangi bir sıkıntı yok. O anlarda Mürted'de güvenlik en üst düzeydeydi. Rus kargo uçağının ön burun hangar kapağı açıldı. Sistem parçaları özel olarak hazırlanan hangarlara götürüldü. İlk gelen 3 uçakta içi boş füze fırlatma tüpleri vardı. Sistemin komuta kontrol merkezinin önemli parçaları ise 4. uçakta gelmiş oldu. İndi. S-400 sistemi, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze lampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Rusya, füzeler dışındaki parçaları hava yoluyla Türkiye'ye getirmeye devam edecek. Gelen parçalar Mürted'de birleştirilerek S-400 platformu haline getirilecek. Personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de sürmektedir Türkiye'de, Rusya'da. Sistemin en pahalı ve en hassas parçaları olan füzelerse risk gerekçesiyle daha sonra deniz yoluyla getirilecek. Satın alınan iki platformla birlikte 72'şer adet S-400 füzesi getirilecek. 48 de yedek füze olacak. Yani toplam 192 füze getirilecek. Bir aya kadar tamamen hazır olması beklenen S-400'ler 600 kilometrelik menzile sahip. Saatte yaklaşık 17 bin kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Dün tüm dünya S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslim anını konuştu. Haber ajansları Türkiye'nin S-400 teslimatının başladığını son dakika bilgisi olarak geçti. Amerika'dan gelen ilk açıklama Washington'ın duruşunda bir değişiklik olmadığı yönündeydi. Ama çok geçmeden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Amerikalı mevkidaşı bir telefon görüşmesi yaptı ve o ilk heyecan yerini sağduyuya bıraktı. Öyle ki Pentagon Türkiye'ye verilecek tepkiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Ama çok geçmeden o toplantı muhtemel ki Beyaz Saray'ın etkisiyle iptal edildi. Rusya'dan gelen ilk kargo uçağı sabah saatlerinde Mürted'e teker koyduğunda dünya medyası haberi son dakika ve sıcak haber başlığıyla geçti. O dakikalarda Amerikalılar henüz uykudaydı. 1, 2, 3 derken ilk gün teslimatı yapan uçaklar peş peşe iniş yaptı Mürted'e. İlk parti teslimat tamamlandı. Ankara'da artık akşam olmak üzereydi. Washington'dan ilk ses de o dakikalarda geldi. Amerikan Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, teslimattan haberdar olduklarını söyledi. Amerikalı Bakan Vekili, F-35'lerle ilgili pozisyonumuz değişmedi dedi. Gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Çok geçmeden o telefon da geldi. Akar-Esper görüşmesinin ağırlıklı gündemi S-400'lerdi. Akar muhatabına Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu nedenle S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu söyledi. Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti. Yaptırım iddialarıyla ilgili F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi Akar. Ankara'nın projenin ortağı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin de hala geçerliliğini koruduğunu aktardı. Akar net bir dille S-400 alımıyla stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı. Görüşmede iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir Amerikan heyetinin acilen Ankara'ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı. Aynı dakikalarda Pentagon'un bir basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuş, toplantının Türkiye'ye verilecek yanıt hakkında olacağı belirtilmişti. Ancak toplantı Akar-Esper görüşmesinin ardından son dakikada iptal edildi.
Ankara diplomasi trafiğini hızlandırmıştı. Belli ki Amerikan tarafı da alel acele bir açıklama yapmaktan vazgeçti. Ancak NATO, Washington tarafı kadar serin kanlı davranmadı. Amerikan televizyonlarına bağlanan bir NATO yetkilisi, S-400 hava savunma füzelerinin Türkiye'ye gelişiyle ilgili endişeliyiz açıklaması yaptı. S-400'lerin teslim edilmeye başlanması muhalefetin de ayarını bozdu. Uzun süredir S-400 alımına karşı çıkan CHP ve İYİ Parti'de hızlı bir çark süreci başladı. Bugün hem CHP'den hem de İYİ Parti'den hükümetin S-400 politikasına destek mesajları geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır dedi. İYİ Parti'dense Türkiye'nin Amerika'ya meydan okumasının anlaşılabilir tarafı var açıklaması geldi. Tayyip Bey'in şahsında ona sallanan parmağı Türk devletine sallanan parmak sayarız. S-400'lerle ilgili olarak bunları almamız halinde Amerikan parlamentosunun almış olduğu bir takım kararlar var. Bu kararlar Türkiye'ye bir takım yaptırımların uygulanacağını söylüyor. Türkiye bir ateş çemberi içinde ve Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Yurt içinde, yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. Anlaşılıyor ki S-400'ler alınsa bile bir depoda küflenmeye terk edilecek, vatandaşın parasıyla gıcır gıcır Patriot'lar, Boeing'ler alınmaya devam edilecek. Türk devletinin müstakil iradesiyle bozulan hukukun beraberinde getirdiği güvenlik endişelerinden dolayı S-400 alması da NATO hukukuna halel getirmez. Muhalefet S-400'lerle ilgili geri adım attı. Türkiye zamanında Patriotların alımıyla ilgili başvurmuş ve Amerika bu talebi karşılamamışsa elbette ki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. İlk çark eden CHP oldu. Daha düne kadar Türkiye'nin S-400 alımını eleştiren CHP bu kez hükümete destek verdi. Öyle anlaşılıyor ki bunları alırsak F-35'leri almamızda sıkıntı çıkabilir. Bunu dikkate aldınız mı? Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Kendi güvenliği sağlayacaktır. Bu Türkiye'nin hakkıdır, hukukudur. S-400'lerin tesliminin ardından hızlı bir çark da İYİ Parti'de yaşandı. Meral Akşener de hava savunma sistemlerinin alınmasına tepki göstermiş, yetmiyor gibi bir de depolarda çürüyeceğini iddia etmişti. Aksi açıklama Akşener'in grup başkan vekilinden geldi. Mesela benim bir bilgim var S-400'lerle ilgili. Bir duyum şeklinde. Umarım doğru değildir. Yani büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyum var. Umarım doğru değildir. Yok daha neler. Bakın, umarım doğru değildir. Bir duyum olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bize F-35'leri vermeme teşebbüsüne S-400 alırız gibi bir meydan okumanın müstakilliğimiz anlamında anlaşılabilir tarafı vardır. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağralioğlu, önce Twitter'dan iç politikada AK Parti'ye rekabetimize rağmen dışarıda Tayyip Bey'e sallanan parmağı Türk devletine sallanan parmak sayarız mesajını paylaştı. Ardından da mecliste söz isteyip hükümetin S-400 politikasına destek verdi. Hukuku karşılıklı muhafaza edeceksek Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülükleri de vardır. Sen müttefikinin hasmına, düşmanına silah ve mühimmat desteği yaparsan Türkiye müstakil olarak iradesini muhafaza etmek için, kendi güvenliğini sağlam almak için her türlü tedbiri alır. Ve gündemin diğer sıcak başlığı, Kuzey Irak'a yönelik pençe harekatı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri dün akşam bölgenin iç kesimlerinde yeni bir harekat başlattı. O harekatın adı da Pençe 2. Bu adımla bir süredir Hakurk ve Avaşin Basyan'ı PKK'ya dar eden Türk Silahlı Kuvvetleri daha da aşağılara inerek hem kontrolündeki alanı genişletecek hem de Kandil'i bitirme hedefine daha da yaklaşacak. Bölgeden gelen ilk günün görüntüleri çok çarpıcı. Havadan atak helikopterleri ve insansız hava araçlarının desteğiyle bölgede ilerleyen komandolar inlerine girdiği PKK'yı Kuzey Irak'tan kazıyıp siliyor. Ateş! Topçu birlikleri karadan vurdu. Atak helikopterleri ve İHA'lar havadan ateş altına aldı. Ardından da araziye komandolar indirildi. Silahlı kuvvetlerin Kuzey Irak'ın işlerine ilerlediği yeni kara harekatı bu görüntüyle başladı.
ilk harekatın başlangıç tarihi 27 Mayıs'tı. Hedef ağırlıklı olarak hemen sınırın gerisindeki Zap, Metina, Afdanin ve Gara bölgeleriydi. Savaş uçakları PKK'nın inlerini vurdu. Özel timler de bombalı tuzakları temizleyerek karadan ilerledi. PKK'lıları geri püskürttü. Terörden temizlenen yerlerde üstlendi. Kuzey Irak'ta toplam 143 terörist esara getirilmiştir. Asker Kandil'e kadar girdi. Örgütün sözde yöneticileri öldürüldü. PKK karıştı, çözülme hızlandı. Pençe harekatı başarıyla sürdürülürken yeni kara operasyonunun hazırlığı da yapılıyordu. Bu kez Kuzey Irak'ın içlerine girilecekti. Irak'tan üst düzey bir heyet hafta içinde Ankara'daydı. İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarıyla istihbarat teşkilatlarının başkanları bir araya geldi. Ayrıntıları görüştü. Operasyonlar artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, edecek. Ve dün akşam hava karardıktan sonra Hakurk'un tam kontrolünü sağlamak için ikinci harekatın startı verildi. Topçu birlikleri karadan, Atak helikopterleri ve İHA'lar havadan harekat bölgesini bombaladı. Ardından da komandolar araziye indi. Teröristlerin peşine düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamaya göre harekat planlandığı şekilde devam ediyor. PKK'nın inlerine giriliyor. Terör örgütü sadece silahlı kuvvetlerin hedefinde değil. Bir yandan Mehmetçik, diğer yandan İran PKK'yı vuruyor. Kıskaç altındaki terör örgütü hızla çözülüyor. Peki operasyonda son durum ne? Yeni operasyon hedefi tam olarak neresi ya da nereler? Bu soruların yanıtını sınır hattındaki arkadaşımız Sinan Yılmaz'dan alacağız. Sinan, nedir operasyonda gelinen nokta ve komandolar nereye doğru ilerliyor? Hilal Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri Hakurk Vadisi'nde 27 Mayıs'ta başlattığı hava destekli kara operasyonu genişleyerek devam ediyor. Birinci aşaması tamamlandı. Artık operasyon ikinci aşamaya geçildi. Dün başlamıştı. 22.00 sıralarında operasyon Hakurk'un hemen güney kısmında başladı. Öncelikle Derecik bölgesinden topçu birlikleri ve obus bataryaları hemen Hakurk'un güneyini bombalamıştı ve daha sonra komandolar ilerlemişti ve ilerlemesi de devam ediyor. Yine Hakurk çevresi kuşatılmış durumda. 20 bin askerin katılımıyla şu anda operasyonlar yürütülüyor ve arazi arama tarama faaliyetleri hızlandırıldı. Hedef ise Kandil olacak çünkü Kandil PKK için çok önemli ve PKK'nın ana yurdu tam Kandil'de. PKK'nın üst düzey yöneticileri tam da burada ve dolayısıyla güvenlik güçleri Hakurk'u temizledikten sonra Kandil'e de operasyon gerçekleştirecek. Bir diğer hat ise Sincar bölgesi. Sincar bölgesi de Kandil'den sonra PKK'nın en çok kullandığı kampların başına geliyor. Dolayısıyla Hakurk temizlendikten sonra PKK Kandil ile Sincar arasındaki bağlantısı kopmuş olacağını sizlerle paylaşalım. Ve yine bu noktalarda şu anda göstericim bu noktalarda askeri üsler kuruldu. Çünkü bu noktalar PKK'nın elindeydi ve güvenlik güçlerinin 27 Mayıs'ta başlattığı operasyon kapsamında bu noktalar temizlendi ve askeri üsler konuşlandırıldı. Fırtına obüsleri de burada konuşlandırıldı ve zaman zaman Hakurk'un güneyine de nokta atışlar yapılıyor. Tabii insansız hava araçlarının zaman zaman keşif uçuşu da yaptığını sizlerle paylaşalım ve insansız hava araçlarının verdiği koordinatlar doğrultusunda Diyarbakır, Eskişehir ve Malatya'dan savaş uçakları havalanıyor ve belirlenen noktaları da bombalama gerçekleştiriyor. Ve şu ana kadar Pençe Harekatı'nda 61 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı ile koordineli bir şekilde Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metine, Haftarin, Gara, Basyan ve Avaşin bölgesine yapılan hava harekatlarında toplam 141 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında sığınaklar, barınaklar, silah mevzi depolarında imha edildiğini paylaşalım ve sözü tekrardan size bırakalım Hilal Özdemir. Sinan Yılmaz, teşekkürler detaylar için. Bu arada bedelli askerlikle ilgili bir gelişmeyi aktaralım hemen. Milli Savunma Bakanlığı bugün bedelli askerliğe ilişkin başvuru tarihi ve ücretlerini açıkladı. Buna göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak. Kura işlemi ise 2020 Ocak ayında yapılacak. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33.230 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5.442 euro olacak, aktarmış olalım. Ve İdlib'e gidelim. Esad rejimi
rejimi İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki katliamlarını sürdürmekte. Rejim jetlerinin hedefinde yine siviller vardı. Düzenlenen son bombardımanda hastane, fırın ve pazar yerleri hedef alındı. 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var. Esad rejimi katliamı sürdürüyor. Suriye ordusu kadın çocuk demeden sivillere ölüm yağdırıyor. Esad rejimine ait uçakların hedefinde yine gerginliği azaltma bölgesi İdlib vardı. Kent merkezinin yanı sıra Marat-i Numan ve Han Şeyhun'da yoğun bombardıman altındaydı. Hastaneler, fırınlar ve sivil yerleşim birimleri patlayan bombaların ardından moloz yığınına döndü. Bombardıman sonrası manzara korkunçtu. Yaralananların yardımına sivil savunma ekipleri, gönüllüler ve halk koştu. Esad rejiminin saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler yapılan saldırıları bir kez daha kınamakla yetindi. İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana düzenlenen saldırılarda 500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise binlerle ifade ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde MHP'nin kazandığı belediyelere teşekkür turuna çıktı. İlk durağı Bilecik'in Söğüt ilçesiydi. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hedefinde ise Amerika'daki başkanlık sistemini tartışabiliriz diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Bahçeli, CHP'nin Amerikan hayranlığı tehlikeli siyasetin ürünüdür dedi. Meral Akşener'e ise S-400 sözleri üzerinden yüklendi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. El birliği yaparsak, güç birliğiyle hareket edersek Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümü öncesinde bu mesajı verdi. Bahçeli'nin hedefinde Amerika'daki başkanlık sistemini tartışabiliriz diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. CHP Genel Başkanı, en güzel başkanlık sistemi Amerika'da var, oturalım konuşalım diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışalım istiyor, Sur'da gedik açmaya planlıyor. Bu sayfa uzlaşmayla kapanmıştır. CHP'nin Amerikan hayranlığı esir düşmüş bir siyasetin numunesi, çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Devlet Bahçeli 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından seçmene teşekkür turuna başladı. İlk durağı Söğüt'tü. Kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler, Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhur var, cumhuriyet yok diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Bahçeli'nin sonraki durağı ise Kütahya oldu. S-400'ün sarayın savunulmasında kullanacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, işbirlikçidir. İzmir Menemen'de belediyeden yeni pazar yeri göstermesini bekleyen esnaf telefonlarına gelen mesajla şoke oldu. Yer tahsisi için para isteniyordu. Oysa CHP'li başkan adayken para almayacağına söz vermişti. Başkanın sözünden dönmesiyle yüzüstü kalan esnaf belediyenin kapısına dayandı. CHP'li Serdar Özsoy'a seçim vaadini hatırlattı. Yanıt veremedi başkan, çareyi salonu terk etmekte buldu. Hiçbir şekilde para talep etmeyeceğim dediniz. Tamam, ben ihaleyi iptal ediyorum. Menemen Belediye Başkanı seçim vaadi olarak para almayacağım dediği halde yeni pazar yerindeki tezgahları için esnaftan ödeme istedi. Tepki görünce de ihale iptal deyip salonu terk etti.
CHP'li Başkan Serdar Aksoy'un vaatleri arasında pazar tezgahlarını esnafa ücretsiz tahsis etmek de vardı. Abiciğim toplantı yaptığı zaman koşarak geldi. Bana oyunuzu verin dedi. Para almayacağım dedi. Beni başkan yaptı. Bir sözümü tuttuk başkan yaptı. Ancak sıra uygulamaya geldiğinde pazarcı esnafından telefon mesajıyla para istendi. Bana diyor ki size diyor şu bayanın söz verdi. Öyle kalkıp da bakkalcıdan haraç ister gibi mesaj atıp bana para yatır yoksa tezgahını satacağım. Var mı öyle şey? Pazarcılar başkanla görüşmek için belediyenin önünde toplandı. Uzun süreli bekleyişin ardından da Serdar Aksoy'la bir araya geldiler. Başkanım, bu ihale açık ve net. Usulsüz ihale. Ben ne dedim o sırada? Başkanım siz ben o zaman dedim, adam adayı baslıydınız. Adam yatır dedi yatır. Aksoy para istiyordu. Esnafsa verilen sözün tutulmasını. Uzlaşma sağlanamayınca tansiyon yükseldi. Hiçbir şekilde para talep etmeyeceğim dediniz. Tamam, ben ihaleyi iptal ediyorum. Ben malını peşkeş çektirmem. İhaleyi iptal eden başkan salonu terk ederken esnaf Serdar Aksoy'a tepkiliydi. Ben ihaleyi iptal edeceğim. Küpe gündüz yol ortasında pompalı tüfekleri çıkardılar. Sağa sola rastgele ateş ettiler. Manisa'dan ürküten görüntüler. Birazdan. Türkiye'nin tatil cenneti Muğla günlerdir orman yangınlarıyla ayakta. Dün akşam üzeri başlayan yangın ilk iki mahalleye kadar ulaştı. Yangına itfaiyeyle birlikte Bodrum'daki tatilciler de müdahale etti. Ve yangın neyse ki uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ama aynı bölgede bir başka yangın daha çıktı. O da neyse ki büyümeden kontrol altına alındı. Muğla'daki yangınlarla ilgili korkunç da bir iddia ortaya atıldı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Tatilciler evlerine doğru ilerleyen yangını söndürebilmek için seferber oldu. Daha çok yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bodrum'da ormanlık alanda başlayan yangın İslamhaneleri ve Bağla mahallelerine doğru ilerledi. Taşlayın. Alevleri gören tatilciler kazma küreklerle yangına müdahaleye koştu. Söndürme çalışmalarına karadan itfaiye araçları ve arazözler, havadan da 3 helikopter destek verdi. Ahırlarda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Evi yanan bir kadın baygınlık geçirdi. Yangın 8 saat sonra söndürüldü. 40 hektarlık alan kül oldu. Aynı bölgede gece saatlerinde ise Gürece Mahallesi'nde yangın çıktı. Haberimiz yoktu oğlum, bizim kapıyı bir açtık, evin dibine yangın gelmiş. Ormanda başlayan yangın neyse ki yerleşim yerlerine ulaşamadan söndürüldü. İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor ya, yazık ya. Son günlerde sık sık yaşanan orman yangınları ile ilgili tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı. O da yangınları terör örgütü PKK'nın çıkarttığıydı. 86 yıllık ömründe Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerine ve olaylarına tanık oldu. Kendine has üslubu ve naifliğiyle bilinen, hayatını okurlarına ve genç kuşağa adayan gazeteci, yazar ve mütefekkir Mehmet Şevket Elgi dün gece kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elgi son yolculuğuna Fatih Camii'de binlerce seveni uğurladı. Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katıldı. Lütfen kendilerine haklarınızı helal ediniz. Gençlik yıllarımızdan bu yana kendisini ilk tanıdığım yer Babıali'deki Bedir Yayın Evi'ydi. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Mehmet Şevket Elgi Bey'in estetik anlayışıydı. O Türkiye'nin önde gelen düşünce adamlarındandı. Gazeteci yazar Mehmet Şevket Elgi 86 yaşında hayatını kaybetti. Kendilerini nasıl bilirdiniz? Kendine has üslubuyla, naifliğiyle yıllarını okurlarına vermiş ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık etmiş bir gazeteciydi Elgi. Uzun zamandır kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Kardeşine tebessüm etme, o da bir sadakadır. Elgi 1933 yılında Zonguldak'ta doğdu. Fransızcayı ana dili gibi konuşuyordu. 70'li yıllarda yazdığı makalelerle Türk basın tarihinde iz bıraktı. Elgi son olarak Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapıyordu. Bir hafta önce kaleme aldığı yazısında vasiyetine yer vermişti. Elgi'nin vasiyeti okuyanları duygulandırdı. Vefatımda kedim sağ olursa dostlarımdan biri ona sahip çıksın.
evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum. Teşekkür ediyorum. Patron. Yok, o arada bir kelime. 1960'lardan bu yana Ege'nin en yakın dostlarından yazar, düşünür Sadık Albayrak'sa Ege'nin vefatını bu sözlerle anlattı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çok üzgün bir haldeyim. Ve kendisini ben Şevket Bey'i 60'lı yıllardan itibaren tanırım. Ben üzgünüm şu bakımdan, ondan gerekli şekilde istifade edemedik. Hı hı. Her zaman derdim, Şevket abi derdim. Gel seninle böyle güzel bir sohbetler ederim. O dergileri çıkardığından, gazeteyi çıkardığından. Sadık derdim, biraz daha sabredelim, biraz daha, biraz daha derken demek ki nasip olmamış. Ama yine de o eserleriyle onu yaşatmak boynumuzun borcu olacak. Gazeteci yazar Mehmet Şevket Ege'nin cenazesi için ikindi namazında binlerce kişi Fatih Camii'ne akın etti. Ege'yi son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Tezkiyeyi az önce gür bir sada ile tüm cemaat yaptı. Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ben de tekrar hep birlikte ruhi için el-Fatiha. Mehmet Şevket Ege'nin naaşı Kozlu Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Manisa'ya gideceğiz. Manisa'da bir grup şehir eşkıyası otomobilden indiler. Güpe gündüz cadde ortasında gökyüzüne kurşun yağdırdılar. İşte dehşetin güvenlik kamerasına yansıyan bölümü. Tabanca ve tüfekle otomobilden indi. Cadde ortasında gelene geçene aldırış etmeden defalarca tetiğe bastı. Şehir eşkıyaları Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde sahneye çıktı. Otomobilden al tüfeğiyle inen maganda ardından da belinden tabancasını çıkardı. Silahları havaya doğrulttu. Güpe gündüz kurşun yağdırdı. Bunları yaparken sergilediği rahat tavırlarla bu kadarına pes dedirtti. Daha sonra tabancayı otomobildeki arkadaşına veren maganda tüfekle ateş etmeye devam etti. Kovanlar etrafa saçıldı. Polis iki şehir eşkıyasını da kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Antalya otobüs terminalinde çalışan bir güvenlik görevlisi amirinin saldırısına uğradı. O anları saldırıya uğrayan güvenlikçi cep telefonuyla kaydetti. Kartın be. İttirme lan. Güvenlik görevlisi amirine mobbing uyguluyorsun diyerek tepki gösterdi. Yumruklarını hedefi oldu. Beni kovsunlar buradan oğlum. Ben niye vurdum? Bak hala vurun bak hep de nasıl mı? Antalya otobüs terminalinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Orhun'a iddiaya göre amiri baskı yapıyor, her gün özel iş veriyordu. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Otur şuraya! Ne otursun lan? Allah Allah! Otursana şuraya. Ben sana tembihsiz yapmam. Sen kimse oturur lan bana. Tansiyon bir an olsun dinmedi. Görüşürüz oğlum daha çıkışta. Çıkışta görüşeceğiz. Ne görüşeceğiz? Öldüreceğiz. Sus. Sus lan. Deminden beri vurdu mu? Daha ne yapacaksın? Ya sus. Ya bunları iyi dinler oğlum. Bana gelsin oğlum. Hadi. Bekle. Sen de çalıştırıyor musun burada bakayım? Abdullah Orhun amirinden şirket kartını almak istediği sıradaysa saldırıya uğradı. Kartın ne? Kartın. İttirme lan. Tartışmayı kayda alan Orhun amirinden şikayetçi oldu. Sen her zaman artistlik yapıyorsun. Oğlum diyor. Mesela oğlum değil. Anam da değilsin, babam da değilsin. Kazakistan'da bir kazaya karışan otobüs şoförü el freni çekmeyi unutunca olanlar oldu. Otobüs aniden hareket etti. Yolculardan bir kadın çocuğuyla birlikte dışarı atladı. Sonrası dehşet. Otobüs şoförünün dikkatsizliği bir kadın ve çocuğun ölümüne neden oluyordu. Yer Kazakistan'ın Almaty kenti. Maddi hasarlı bir kazaya karışan otobüs şoförü hasara bakmak için araçtan indi. Ama büyük bir hata yapıp otobüsün el frenini çekmeyi unuttu. Yolculardan bazıları otobüsten inmeye başladı. İşte tam o anda otobüs hareket edip hızlandı. Paniğe kapılan bir kadın çocuğuyla birlikte dışarı atladı. Olan biteni fark eden bir kişi otobüse binip durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
ağır yaralanan kadın ve çocuk kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bakın hala daha canlı. ATV izleyicisi yaşanana duyarsız kalmadı. Cep telefonunu çıkarıp köpek katliamını hem kayda aldı hem de anlattı. Samsun'dan dehşet görüntüler. Birazdan. 21 adet ölü köpek. Birazdan bakacağız bu görüntülere ama önce Sinop'a gideceğiz. Sinop'ta oltayla balık tutarken dengesini kaybedip kayalıklardan denize düşen bir kişi bir saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarıldı. En büyük şansı arkadaşlarının düştüğünü fark etmesiydi. Balık tutarken neredeyse canından oluyordu. İmdadına arkadaşları koştu. Kim gibi kurtarma çalışması Sinop'tan. 60 yaşındaki Zeki Altun arkadaşlarıyla balık tutmak için Hamsilos'a gitti. Bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. Balık tutuyorlar. Balık. İlerideydik. Bir anda gözüme ilişti. Hemen koştu. Suya biri düştü diye çağırdı herkesi. Yerde. Arkadaşları onu denizden çıkardı. Bacağı kırıktı. Daha sonra kenarda ayağının kırıldığını fark ettim. Hemen telefonla yardım istediler. Kurtarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralıyı önce botla kıyıya ulaştırmak istediler ama olmadı. Dalga ve kayalar nedeniyle bot kıyıya bir türlü yanaşamadı. Buraya kadar yanaşmaz mı? Bırakın tekniği. Sonunda B planı devreye girdi. Zor olsa da yaralı sedye ile yukarı taşınacaktı. Hastaneye kaldırılan amatör balıkçının sağlık durumu iyi. İstanbul Esenyurt'ta korku dolu dakikalar yaşandı bugün. 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Alt katlarda oturanlar binayı hemen terk etti ama yukarıdakiler yoğun dumanda mahsur kaldı. Üstelik içlerinde bebekler de vardı. Bir baktık her yer duman. Hayvanları aldık dışarı çık. Annesinin kucağında ağlayan bu bebek gibi. Biz evde oturuyorduk, çıktık ki merdivenlerde duman var. Herkes panik içinde binayı terk ediyor. İçeride mahsur kalan çok sayıda insan var. Yangın Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Alt katlarda oturanlar evcil hayvanlarını da alıp kendini dışarı attı. Ancak üst katlarda oturanlar o kadar şanslı değildi. Bebeklerini de alıp kendilerini balkona attılar. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulansla yapıldı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Samsun'dan ATV ihbar hattımızda ulaşan o görüntüyle devam edelim. Canik'te ormanlık alanda ölüme terk edilen 21 köpeği oradan geçen bir sürücü fark etti. Köpeklere zehir verilmişti. Sürücü gördüğü dehşeti hem kaydetti hem de anlattı. Samsun, Canik beldesine bağlı Geceyan ve Çağlayan arasında yaklaşık 21 adet ölü köpek ve yaralı köpekler büyük bir ihtimal zehirlenerek atılmış durumda ve yolun ortasında yatıyorlar. Onları biz kenara çektik hafifçe, ezilmesinler, parçalanmasınlar diye. Burada acı çekenler var. Bunlardan ne istediler bilmiyorum. Bunlar bir gün önce Yılanlıdere beldesinde bulunmaktaydılar. Büyük bir ihtimal oradan toplandılar. Buralara atıldılar. Hayvanlar serin yerlere girip ölümünü orada tamamlamaya çalışıyorlar. Şu hayvan zaten geldiğimde bağırıyordu. Artık bağırma sesi de gitti. Hepsine lanet olsun. Bunları yapanların herkese lanet olsun. Bakın hala daha canlı. Ama kendinden geçmiş bir durumda. Resmen bir kıyım yapılmış. Bunu yapanlar büyük bir ihtimal cani insanlar. Sevgiden saygıdan uzak insanlar.
Ne istediniz bu hayvanlardan? Zaten bunlar dağ başında yaşıyorlardı. Yani orada yaşasalardı ne olurdu? Kendi hayatlarını bir şekilde sürdürüyorlardı. Bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Bakın hala canlı hayvan. İnanılır gibi değil. Kanada'ya gideceğiz. Kanada'da bir dublör otomobille atlayış yapmak için direksiyon başına geçti. Ama yaptığı bir hesap hatası onu ölümle burun buruna getirdi. Metrelerce uçtu, yeterli yüksekliğe ulaşamayınca üst üste dizilen araçlara böyle çarptı. Dublör Jack Podden, Kanada'da düzenlenen bir etkinlikte zorlu bir gösteri için direksiyona geçti. Atlama platformuna doğru hızla ilerledi. Tam 4 otomobil üst üste dizilmişti. Yani önündeki engel çok yüksekti. Dublörün kullandığı araç yükseldi ama yeterli hıza ulaşamayınca korkulan oldu. Büyük bir gürültüyle otomobillere çarptı. Görevliler hemen araçta sıkışan dublörün yardımına koştu. Podden büyük bir şans eseri bu kazadan birkaç sıyrıkla kurtulmayı başardı. İstediğin yerden kalk, istediğin yere in. Trafiğe yeni çözüm. Tek kişilik dronelar. Ayrıntılar birazdan. Yaz demek bir yönüyle de ev taşıma mevsimi demek. Haliyle şu sıra taşınanlar çok. Ama iyi bir taşıma firması bulmak gerçekten zor. Taşınma sırasında kırılan, çizilen yani zarar gören eşyalar insanı pişman edebiliyor. Peki bu duruma karşı nasıl bir tedbir almak gerek? İşte taşınmadan önce düşünmeniz gerekenler. En son ne zaman taşınma işlemi gerçekleştirdiniz? 12 sene oluyor. Peki eşyalarınızdan hiç zarar gören oldu mu? Evet, bir yemek takımım kırıldı komple. Çekyatlarımız. Ne oldu? Dolabı kırıldı. Sizin bin bir uğraşla zevkinize göre aldığınız eşyalarınız günün birinde taşınırken kırılabilir ya da zarar görebilir. Eğer anlaştığınız firma şanslıysanız şayet K3 yetkili belgesi varsa zararınızı ödeyebilir. Peki bunun için ne yapmak gerekir? K3 yetki belgesi olan bir firma ile anlaşmaları gerekir ve bu firmanın da evden eve nakliyeciler dernek üyesi olması gerekiyor. Nakliye yapılırken sigorta neleri kapsıyor biliyor musunuz? Eşyanın kırılmasını kaplıyor. Araba içinde olabilecek zararları karşılıyor. Yani şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Arkadaşlar eşyayı taşıyorlar, arabanın içine yüklüyorlar. Arabanın içinde eşya sigortalı, tamam. Diyelim ki kaydı ve düşürdü, kırdı eşyaları. Elinizdeki kolide kırılacak bir şey var mı? Var. O zaman onu bir siz koyun, ondan sonra soralım size. Kırıldığında peki ne olacak? Başınıza gelmiştir herhalde, böyle değil mi? Tabii öyle çok şey oluyor. Burada dernek üyesi firma devreye giriyor. Kaliteli firma bu kırılan eşyayı ya tamir yapıyor ya da yenisini alıyor. Ama K3 yetki belgesi varsa, yoksa? Yoksa da müşterimize hizmet alan kişiye geçmiş olsun. Kırılmaz diye yazdık ama kırdılar. Geri aldılar mı sizi ondan? Yok. Parasını şey verdiler. Hayır, hiçbir şey yapmadılar. Gitti yemek takımı. Gitti. Yani. Bazen de şöyle olabiliyor. Firmayla anlaşıyorsunuz, eşyalarınızı taşıyacak diyorlar ama anlaştığınız fiyatın dışında da para istiyorlar. Hangi durumlarda böyle yapıyorlar? Burada korsan olan, yani hiçbir belgesi olmayan, vergi ödemeyen, sadece bir kamyonu olup bir telefonu olan firmalar yapıyor. Taşınacak olsanız ne yaparsınız? Güvenilir bir firmayla çalışırım öncelikle. Burada müşterinin ekspertiz yaptırması gerekir. Net fiyat sağlıklı çalışması yapılması için önden bir keşif yapıyoruz, eksper gönderiyoruz. Hangi standartlarda kamyon, nasıl, kaç kişilik ekiple taşıyacağız? Bu tespitleri yaptıktan sonra en doğru fiyatlandırma çıkıyor. Taşınırsanız ne yapacaksınız, ne soracaksınız? K3 belgesi. K3 yetki belgesi. Yetki belgesi, evet. Yapılan bir araştırma Türkiye'de hazır yemek sektörünün giderek büyüdüğünü söylüyor bize. Ama bu aynı zamanda dışarıda çok yediğimiz anlamına da geliyor. Rakam çarpıcı, öyle ki catering şirketleri ve restoran zincirleri bir arada düşünüldüğünde dışarıda yediklerimize yılda ortalama 50 milyar lira ödüyoruz. Nasıl buldunuz tepsiyi? Süper, bomba gibi. Yok yok maşallah. Hemen hemen. Hazır yiyeceklerle aranız nasıl acaba?
Güzel. Haftada kaç kez dışarıdan yemek yiyorsunuz? Haftada 4-5 kere olabiliyor yani. 3 olur, 5 olur, 2 olur. Ara sıra. Ayda bir kere. Ne kadar para harcıyoruzdur sizce? Para çok gidiyor, para belli olmuyor, onu sorma. Islak hamburger, tavuk döner, pide. Şu tepsinin güzelliğine bir bakar mısınız? İnsanın nasıl da canı çekiyor. Aynı şekilde dışarıya çıktığımızda da öyle. Biz de merak ettik, dedik ki acaba hazır yemeklere ne kadar para ödüyoruzdur? Şimdi öyle bir rakam duyacaksınız ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Türk toplumu olarak bir sene içerisinde 50 milyar TL'lik bir dışarıda harcama yapıyoruz. Gerçekten mi? 50 milyara ben bir iş kurarım mesela. Eve yemek sipariş ediyorlar, dışarıda yemek yiyorlar. Bu büyük bir oran oluştu. Gözümüz açtı ondan. Hazırcıyız. Üşeniyor muyuz biraz? Üşeniyoruz. Sabah ezanına kadar motorlar yarış ediyor. Yemek götürüyorlar. Yemek götürüyorlar. İstanbul'da bir 4 milyon kişi dışarıda yemek yiyor. Bir kere. Bir kere haftada bir yetiyor mu? Evet. Sebzeyi alıştığımız için pazardan alıyoruz haftalık, ona göre de evde pişiriyoruz. Evde pişiriyoruz. Vallahi hazır yemekte her insan gibi seviyoruz. Hangisini tüketiyorsunuz? Midye bir hamburger. Annem mesela yeme diyor ama ben yani tutturuyorum ya da. Nasıl hazır yemeklerle aranız? Çok değil. Genelde evde yapmayı tercih ediyoruz. Acıktınız mı görünce? Vallahi yemeği yedim. Maalesef acıktım. Çıkınca da acıkıyor. Şimdi mesela yeni yemek yedim. Şimdi acıktım, döner yiyeceğim. Devlet üniversite mezunlarına 100 bin liralık hibe desteği veriyor. Ama elbette bunun bazı şartları var. Belli illerde köye yerleşip tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanında üretim yapmaları isteniyor. Devlet köye yerleşen üniversite mezunlarına 100 bin lira karşılıksız para verecek. Ha, iyi para. Gider mi gençler? Gençler köy bilen gider. Köye yerleşip tarım, hayvancılık ya da su ürünleri yetiştiren üniversite mezunlarına devlet karşılıksız 100 bin lira veriyor. Devlet 100 bin lira veriyor destek. Evet. Köyüne gidip yerleşip tarımla, hayvancılıkla uğraşmak ister misin? İsterim. 100 bin liralık destek Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde köye yerleşip üretime geçenlere verilecek. Devlet desteğinden yararlanmak isteyenlerin üniversitede gıda, tarım ve su ürünlerinden mezun olması gerekiyor. Neden olmasın? Mesela Amasya ilinde yetiştirilen ürünlerin başında elma, kiraz, bamya ve fasulye geliyor. İşte devletin sağladığı 100 bin liralık hibe desteğinden yararlanmak için o illerde yetiştirilen ürünlerle ilgili bir proje hazırlamanız şart. Üniversite okuyup da burada 2000-2500 liraya çalışmaktansa kendi köyünde kendi işini yapar. 100 bin lira iyi bir rakam. Tarım ve Orman Bakanlığı sadece domates, fasulye, mısır gibi ürünleri değil, aynı zamanda aromatik bitki, nane, lavanta, adaçayı gibi bitkileri yetiştirenlere de yine 100 bin liralık hibe desteği sağlayacak. O işi bilenlerle beraber gider, onlara destek olur, iki taraflı, o zaman olur. Güzel para 100 bin lira. O 100 bin liraya evin de olacak orada. Köye gittiniz, neyle uğraşmak istersiniz? Hayvancılıkla. Devletin 100 bin liralık hibe desteği sadece tarımla uğraşanlar için değil, yine hayvancılık işiyle ilgili proje üretenler için de geçerli olacak. Mesela Mardin, büyükbaş hayvancılık yapılıyor. İşte Mardin'de büyükbaş hayvancılıkla ilgili bir proje hazırlayanlar bu devletin 100 bin liralık hibe desteğinden faydalanabilecek. Samanlı maliyetini düşürtmesi lazım ki insanlar buna daha çok yönelsin. Köylerde genellikle tarım ve hayvancılıkla büyükler uğraşıyor. İşte devletin bu 100 bin liralık hibe desteğiyle birlikte üniversite mezunu gençler de köylere yönlendirilmeye çalışılıyor. Tabii bu projeyle amaçlanan hem kaliteyi hem de üretimi arttırmak. Trafik günümüzde dünyanın hemen hemen her yerinde büyük bir sorun ama sorunun çözümünü bir ulaşım şirketi buldu bile. Tek kişilik uçan taksi, yani drone taksi, adı Hexa. Önümüzdeki günlerde Amerika'da kullanılmaya başlanacak. Teknoloji gelişiyor. Trafik sorununa çözüm artık hava ulaşımıyla aranıyor. İşte geleceğin hava taksisi Hexa. Hexa'nın boş ağırlığı 196 kilogram, 18 pervanesi, elektrikli motorlar yardımıyla çalışıyor. Çevre dostu olan hava taşıtı, dikey ve yatay iniş kalkış yapabiliyor. Bir kişi taşıma kapasitesine sahip olan Hexa, 15 dakikalık uçuşlar için tasarlandı. Havada kalış süresi kısa gibi görünse de saatte 101 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yani bataryası tam doluyken yaklaşık 25 kilometre uçabiliyor.
365 metre irtifaya çıkabilen Hexa, araç içindeki bir kol yardımıyla kumanda ediliyor. Ama buna pek de ihtiyaç yok. Çünkü otomatik pilot ve GPS yardımıyla rahat bir yolculuk yapılabiliyor. Hava taşıtının kullanımı için sanal gözlükle verilen bir eğitim yeterli. Yani pilotun bir uçuş sertifikasına sahip olmasına gerek yok. 18 yaşını dolduran ve 113 kilodan zayıf olan herkes hava taşıtını uçurabiliyor. Havada yaşanacak bir soruna karşı paraşüt sistemleriyle korunan Hexa suya da inebiliyor. Satışı henüz düşünülmeyen hava taşıtının günlük kiralama bedelinin ise 150 dolarla 250 dolar arasında olması bekleniyor. Günün gelişmelerini anlattık. Haber merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Hoşça kalın.